Şemdinli'de Mirge Savdağı, Şehit Sözleşmeli Onbaşı Cuma Akıl Üst Bölgesi'ne konuk olan ilk televizyon kanalı oldu. Peki o üst bölgesi nasıl kuruldu? Mehmetçik 2800 metrede zorlu doğa koşullarında nasıl görev yapıyor? Bir günleri nasıl geçiyor? Soruların yanıtı için Sarp Dağlar'da Vatan Nöbeti dosyamızın ikinci bölümünü ekranlarınıza getiriyoruz. Tek bir ağaç bile olmayan Şemdinli sınırları içindeki Mirgesav üst bölgesinde yaklaşık 1,5 yıllık sürede çok şey değişti. Önce 10 kilometrelik yol açıldı. Ardından kamyonlarla konteynerler taşındı ve MÜGÜP adı verilen modüler geçici üst bölgesi oluşturuldu. Allah'ın zamanında olsun! Allah'ın zamanında olsun! Milletimiz var olsun! Milletimiz var olsun! Dikkat! Arkadaşlar afiyet olsun! Sağ ol! Dışarıda sıcaklık -20 derece şu dakikalarda ve akşam yemeğine geçtik. Akşam yemeğinde patlıcan musakka, pirinç pilavı, salata ve Kemalpaşa tatlısı var. Sizi tanıyalım mı önce? Piyade Sözleşmeler Akın Demirci Zonguldak. Yemek nasıl? Yemekler gayet sıcak, temiz, güzel. Tadı gayet güzel. Peki burada olmak nasıl bir duygu? Bu kadar yüksekte, bu kadar uç bir bölgede görev yapmak. İmkanımız gayet güzel. Yemekhanemiz, yemeklerimiz, yeni konteynerimiz geldi. Sıcak ortamda nöbetimizi icra ediyoruz, sıcak yataklarımızda yatıyoruz. Zırhlı konteynerler, mutfak, yemekhane, koğuş, tuvalet, duş ve sosyal donatı alanları olarak tasarlanmış. Üst bölgesinde istirahatin tadı aslında sıcak bir bardak çayla birlikte çıkıyor. Bir taraftan Habertürk'ü izlerken bir taraftan çay içerek sohbetimize başlayacağız. Efendim sizi tanıyalım. Uzman Çavuş Özceylan. Her şeyimiz Allah'a şükür dört dörtlük. İşte bizim meslekte de sadece hasretlik var. Hasretlik olmazsa olmuyor. Ailemizi çok özlüyoruz. Uzman Çavuş Ateş Soy. Memleket neresi? Adana. En son ne zaman gittiniz Adana'ya? 2 ay önce. Şimdi akşam yemeğini yedik. Yemek güzeldi ama Adana'nın yemeklerini, kebabını özlüyorsunuz herhalde. Tabii daimi. Kebap ve şalgamını çok özlüyoruz. Peki hasretliği nasıl yeniyorsunuz? Hasretlikle nasıl mücadele ediyorsunuz? Hasretliği zamanla insan alışıyor. Askerlik mesleğine ailemiz de alışıyor, biz de alışıyoruz. Bir grup istirahat ederken diğer Mehmetçikler mevzide vatan nöbetinde. 81 milimetrelik havan mevziindeyiz. Bir grup şu an havan başında nöbetteyken diğer grupsa şu an sıcak çay ve soba eşliğinde burada istirahat ediyor, dinleniyor. Piyade Sözleşmeler Ömer Fidan. Önceden sadece haberlerde duyardık Şemdinli, Yüksekova. Allah'a şükür istiyordum ben de Şemdinli gibi kutsal bir vazifeyi yapmak istiyordum. Piyade Sözleşmeler Ercan Türk Yüksel. Burada görev yapmak ilk başta tabii ki biraz alışma, zaman aşımı ama tanıdıkça komutanlarımızla, arkadaşlarımızla yani alışınca kolay geliyor. Piyade Sözleşmeler Ahmet Karaca Sivas. Gelir 2 ay oldu ben buraya. İlk haftalarda bayağı zorlandım. Şimdi biraz daha iyi ama hava şartları çok zor. Sıcak çaya eşlik eden bir de atıştırmalığımız var. O da tarhana cipsi, Kahramanmaraş'a özel tarhana cipsi. Peki burada Kahramanmaraşlı olan kim? Komutanım, şimdi sizi tanıyalım. Piyade Uzman Çavuş Durdayoğlu. Tayinine geldim, Tekirdağ'dan geldim. Tekirdağ'dan Türkiye'nin en batısından neredeyse en güneydoğusuna çapraz bir şekilde gelmişsiniz. Doğru. En son kutu. Nasıl alışıyorsunuz peki? Yani çok farklı bir coğrafyadan bir başka farklı coğrafyaya geliyorsunuz. Daha önce de Hakkari Yüksekova'da görev yaptığım için bu benim için zor olmadı. Aile hasreti var mı komutanım? Kesinlikle. Bir ufak kızım var. 3 yaşında. Tabii ki var. Ama bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Ve üste yeni bir gün başlıyor. Komandolar göreve hazır. Korkun edilmemiş! Korkun edilmemiş! Biz dağların evleri! Biz dağların evleri! Helikopterler kış mevsiminde üstteki personelin eli ayağı. Mirgesav üst bölgesine 10 kilometrelik yol açıldı. Ancak kış şartlarında zaman zaman kar kalınlığı 4 metreyi aşıyor. İşte bu nedenle yol kapandı. Ve kışın bu mevsimde sevkiyat sadece helikopterlerle yapılabiliyor. Üstün her noktası bir makinenin dişlileri gibi.
Üssün mutfağında hummalı faaliyet hiç bitmiyor. Çünkü 3 öğün sıcak yemek hazırlanıyor. Şu dakikalarda öğlen yemeği hazırlığı var. Tavukların sosları dökülüyor. Kolay gelsin. Öğlen yemeğinde ne var hocam? Mercimek çorbası, fırında tavuk, kadayıf tatlısı. Teröristlerin bağlantı yolunu kesen Mehmetçik 7/24 eğitimde. Daha önce onlarca kez yaptıkları gibi teröristlere geçit vermemek ve etkisiz hale getirmek için kararlılıkla görev başındalar. Ateş! Önce vatan millet, sonra ana ve yar. Bu yolda savrulan birileri var. Birileri var, birileri var. Ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen, birileri var, birileri var. Sarp Dağlar'da vatan nöbeti dosyası gün boyu Haber Türk'te.